Herkese selamlar arkadaşlar. Cities Skylines ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölüm neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Öncelikle açıkçası arkadaşlar bir önceki bölümümüzde petrol sanayisine başlamıştık. Petrol sanayisine biraz el atmak istiyorum. O şekilde bir düşüncem var diyelim. Ve şurada sanırım evlerimiz gelişmeye başlamış. Kendi kendine bakın bir şeyler evler gelişmeye devam ediyor. Burayı zaten kendi haline bırakmıştık. Buradaki binalarımız ufak tefek kendi kendine yükselecektir diye düşünüyorum. Yani şuradakiler gibi biraz daha modern şekle bürüneceklerdir. Gayet güzel bir gece manzarasıyla bitirmiştik öteki bölümü. Bu alanımız falan da gayet güzel duruyor. Yani ben beğendim. Tabii ki bir şeyler yaptıkça daha da eklemeler, çıkarmalar, bir şeyler ekleyeceğiz. Özellikle şu boş kalan alanlara bir şeyler yapmak istiyorum. Burada neyimiz var? Bir trafiğimiz var. Niye böyle bir tıkanmış burası da? Bunlar nereye gitmeye çalışıyorlar? Sanırım şuradaki arkadaşlar şu çıkışa yönlenmek istiyorlar. O yüzden şu göbek bir tık sıkıntı yapıyor olabilir. Yani açılacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şuraya bir bisiklet yolu ekledim arkadaşlar bölüm arasında. Şuraya bakın şöyle bir bisiklet yolumuz var. Üniversiteye doğru gidiyor bu tarafa doğru. Hani burada inip daha çocuklar bisikletleriyle şuraya gidiversinler değil mi? Öyle bir yol yaptım o kısma da. Burada da alışveriş kısımlarımız vardı zaten. Gayet güzel bir alışveriş caddemiz. Burayı biraz ağaçlandırdık. Baksana da burada dedeler medeler falan oturuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar şu arada. Parkta markta bir şeyler oynuyorlar ediyorlar. Güzel. Bu alışveriş caddemiz de buraya yakıştı. Böyle bakın masalı meydanımız falan filan var. Önünden tramvay da geçiyor. Şöyle güzel bir kırmızı tramvayımız. Bir de arkadaşlar şuraya güzel bir park buldum. Onu koyayım dedim. Şurası şöyle boştu. Bu da şeyde otel paketiyle birlikte gelmiş böyle huzur evinin önünde. Şurası huzur eviydi galiba değil mi? Bir bakalım. Neydi burası? Evet, yaşlı bakım merkezi huzur evi işte. Huzur evinin karşısında şöyle güzel bir parkımız var hani. Öyle insanlar parka gelsinler şeklinde bir meydanımız var. Burası ne kadar kalabalık olmaya başlamış yine. Ne kadar kişi kullanıyor metroyu? 528 kişi kullanmış. Maşallah. Maşallah 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 diyelim. Peki o halde şöyle şeye gidelim arkadaşlar. Petrol sanayimizin olduğu kısmı birazcık düzenleyelim. Çünkü tam bölüm sonunda yeni binalarımız açılmıştı. Onlara bir bakalım. Hep beraber bakalım. Şimdi nelerimiz gelmiş? Petrol pompası bunu yapmıştık. Petrokimya tesisi. Bunu yapmış mıydık hatırlamıyorum. Petrokimya tesisini yapmış mıyız acaba? Öyle bir şeyimiz var mıydı? Şimdi şu ne? Ham petrol tankı. Şu da petrol ayrıştırma. Demek ki onu yapmamışız. Şunu yapmışız. Petrokimya işçileri. Tamam. Ayrıştırma tesisi yapmışız. Evet. Bir dakika. Ayrıştırma tesisimiz var. Depolama mağarası. Şu petrokimya tesisinden yapacağız arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. Yolu ben bu tarafa doğru biraz uzatayım. O sanayi yolundan getirelim bu tarafa doğru. Değil mi? Öyle bir şey yapalım. Şimdi şunu kaldıracağız. Ve bize dar sanayi yolu lazım arkadaşlar. Şunlardan da galiba kullanmışız. Bakayım. Aynen. Bunlardan şöyle bir getirelim bakalım. Karışık şöyle bir. Gerçi şu aralara şey kullanmışım. Bak şu şöyle gelsin. Tamam mı? Böyle bu trenin çaprazından böyle gidebilir. Biz aralara şöyle yine kendimiz küçük yollardan atabiliriz. Bence güzel olacak böyle petrol tesisimiz. Şöyle bir şey yapalım. Hatta biraz daha böyle geriye doğru gidebiliriz. Hani bu tarafta böyle bir petrol sanayisi binalarını yaparız şimdi. Basalım bakalım. Şimdi ilk binamız şu. Ne kadar bir alan kaplıyor? Böyle bir alan. Bu kadar bir alan. Çok da büyük değil ama nereye konumlandırsak bunu? Şöyle dik mi, dikey mi koyayım? Koyalım bakalım nasıl oldu. Evet, bence fena değil. Yani yakıştı. Bunun yanına bir tane daha şu şeyden koyabiliriz. Bakın arkadaşlar şu çiftlik gibi bir şey diyor ya. Petrokimya çiftliği. Ondan koyabiliriz. O bina benim hoşuma gitti açıkçası. Şu. Bunun yanına yakışabilir bakın. Evet, bence tam böyle buna yakıştı açıkçası. Değil mi? Sizce de yakışmadı mı? Şunu bir kapatayım. Neymiş bu? Elektrik yok. Getireceğiz. Elektrik getireceğiz. Şimdi petrokimya barakası lazım arkadaşlar. Şu muydu? Baraka görmüştüm az önce. Petrokimya işçileri barakası. Evet. Barakamız da şöyle girişte bir yerde olabilir.
Evet, barakamız burada olsun. Peki buradan şöyle elektrik alır mı burası? Alıyor. Gayet güzel. Bakın barakayı da ana yola koyduk. Bir bakayım baraka nasılmış. Güzel. Bu işçi barakaların yanına bir tane küçük park koyabiliriz açıkçası. Bence güzel olabilir arkadaşlar. Küçük bir hem otopark hem böyle bir insanların oturabileceği tarzda bir park yapabiliriz. Nelerim var bir bakayım. Bir sürü bir şey indirmişim yine. Bir sürü bir şey indirdim arkadaşlar. Plazalarım var. Bakalım. Şu nedir? Alt geçitli yerimizdi galiba. Şu Star Balls dediğimiz şey neymiş acaba? Bir bakalım mı? Aslında böyle değişik. Sanki böyle bir hani şey gibi oldu. Bir ödül şeyi. Böyle bir değişik duruyor değil mi? Burada girişte. Ben beğendim ya. Hani böyle petrokimya sanayimize falan girişte bir yerde. Hatta şöyle yapabiliriz. Bunu buraya alabiliriz. Bir dakika, orayı değil. Sen şöyle bir gel. Seni şuraya. Seni bunun yanına. Bundan bir tane de şuraya koyabilir miyiz acaba? Hani bunun yanına sıçtırabilir miyiz? Bakayım, gel bakayım. Bundan bir tane şöyle kopyalasak. Şöyle girişe falan yapabilir miyiz? Bir tık değiyor ama ona. Ne bileyim ya, şöyle hoşuma gitti bir görüntüsü. Bunu taşısak. Şu arkadaşı şuraya bir yere taşısak. Şöyle yapsak. Hani burası böyle buranın girişi gibiydi ya. Bence güzel olabilir arkadaşlar ya. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu yolu iptal edelim. Burası zaten petrokimya sanayimize bir giriş binasıydı, değil mi? Şöyle yapalım. Şunu şuraya alalım. Evet. Bence güzel. Bunun da böyle yanına bir şeyler yaparız şimdi sizlerle yine. Bir bakalım ne binalarımız varmış. Küçük petrol sondaj aleti. Bak bu sondaj aletlerini arkaya yapalım. Şöyle sondaj aleti yapalım buraları şöyle aralıklı yapmak istiyorum. Bakayım. Heh. Aslında şurada bir tane daha yapabiliriz. Bir tane daha yanına arkadaş yapalım. Aynen, sondaj kulelerimiz arkada olsun böyle. Sondaj kulelerimiz. Daha sonrasında bir şeye de bakalım yine. Şu neymiş? Petrol ayrıştırma tesisi. Bundan var mıydı? Petrol ayrıştırma tesisi. Evet, bundan vardı. Peki, şu nedir? Ham petrol depolama mağarası. Ham petrol depolama mağarası. Bunu da buraya yapmak istiyorum arkadaşlar ya. Bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel bir petrol sanayisi haline gelmeye başladık diye düşünüyorum. Bu işçi barakamızdan bir tane daha yapalım bakın. İşçi barakamız burada güzel oldu. Hatta şöyle tam arkasına doğru yapayım. Evet. Burası böyle hem bakın buranın parkı. İşte işçilerin burada böyle dinlenebileceği tarzda bir yer oldu. Hem de yakıştı. Bence güzel bir petrol sanayisi başlangıcı yaptık. Birkaç tane böyle tanker tarzı bir şey. Hani nasıl diyeyim? Mesela şu Shell şeyleri güzelmiş. Bunlardan koyabiliriz. Shell logomuz var. Hani buranın böyle bir belli olsun burası, değil mi? Hani böyle bir şeyler yaptığımız burada. Şöyle koyalım bakayım bir. Bakayım nasıl duruyormuş. Ana, çok tatlı değil mi? Bence çok güzel durdu. Burası gerçekten çok yakışmaya başladı yani. Ben beğendim. Şöyle yapalım. Şuradan bir duvar çekelim arkadaşlar. Bizim petrol sanayisi hangisiydi? Çiftlik çiti, petrol sanayi çiti. Heh. Bir tane çit yapacağız buradan. Dur bakalım, şunu kapat. Ben istiyorum ki şurası şöyle bir çit olsun. Evet, burası petrol sanayisine giriş olduğu için böyle burada şurada da çitler olsun. Şuralarda şöyle otoparklar yapalım. Otoparklarım benim galiba buradaydı. Aynen. Mesela şöyle yanına bunun otoparklar yapalım. Aynen. Böyle burada insanlar hani arabalarını gelsin buralara böyle park etsinler. Bu tarafa da yapsak mı acaba? Yani güzel olur mu? Bilmiyorum ki. Burası da girişimiz demiştik. Aslında bir şey değil mi? Şuraya doğru da bir otopark yapabiliriz. Sonuçta insanlar buraya girişte arabalarını getirecekler. İşe gelenler değil mi? Arabalarını park edecek yer arayacaklar. O yüzden bence buralarda bir yerde arkadaşlar bir otopark yeri daha olmalı. Evet, en azından şu orta bölgede. Evet, ben bunu buraya böyle koymak istiyorum. Daha sonrasında ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı boyayalım. Şu kısmı şöyle bir boyasak bence güzel olur. Otoparkımız en azından
Şu kısmı boyanmış olur. Şöyle. Gel bakalım. Bakayım. Aslında şunun içine doğru gitsek mi biraz? Bahçesini mi etkileriz ki? Yo, aslında etkilemeyiz. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Burayı böyle komple boyayayım ben. Daha böyle güzel dursun. Şöyle gel bakayım. Heh. Aynen. Çünkü burayı böyle olması daha hoşuma gidecek sanki. Evet. Çünkü şu yolu da düzeltiriz. Bu yolu da böyle güzel çekeyim ben buraya. Orası şey olsun. Şuraya şimdi şöyle bir boyayalım. Şuralara belki bir şeyler koyarım yine. Hani. Ve bundan bir tane daha alalım arkadaşlar. Bunu ben birazcık şöyle şu tarafa kaydırayım. Bunun altını boyamamışız yalnız. Şöyle şuraya bir boyayalım. Heh. Burası böyle otopark kısmı olduğu için buranın. İnsanlar arabalarını gelsin. Hadi şuradan şöyle buraya park etsinler, değil mi? Bir tane daha yapalım bundan buraya. Evet. Bence güzel. Petrol sanayimiz böyle bir daha bir bütünleşik hale gelmeye başladı. Tabii ki ne yapacağız? Şu orayı da boyayacağız arkadaşlar. Şurası da boyansın bana kalırsa. Hani en azından şu giriş kısmımız böyle güzel boyalı bir hale gelebilir. Şurada biraz taşlık ama aslında biliyor musunuz bunların bile arası boyanabilir. Ben çok sevdim bu boyama işini. Şöyle biraz yapabiliriz. Yaz bir şey merak ediyorum. Buraları böyle boyadığım zaman şey gidiyor mu? Doğal kaynak gidiyor mu? Ben bunu boyadım ya burayı. Altı bunun gidiyor mu? He, bak mesela buralarda çok petrol yok. Şurada petrol çok yokmuş. Peki şöyle bir şey yapsam. Ben biraz petrol getirsem buraya. Nasıl fikir? Şöyle biraz şöyle petrol getirsek. Biraz petrol olsun ya şuralar şöyle. Şöyle boyayayım azıcık. Şimdi bir bakalım. Heh. Şimdi şunların altında petrol yok demesin bana yani. O yüzden dedim hani şuralar şöyle biraz petrol olursa. Ya da içiyor mu o petrolü ya? Ne yapıyor öyle ya, makineler? Bitiriyor da olabilir. Bak petrol yapıyoruz biz ama. Hani. Güzel yani böyle. Daha böyle bir petrol havası olmaya başladı burası. Değil mi? Şu çöpümüz dolmuş. Şu çöpümüzü de şöyle iptal edebiliriz. Çöp tesisi bir tane daha bir şey yapabilirim. Şimdi bize çöküş lazım. Çöküş. Çök. Evet. Bu iptal. Buna zaten ihtiyacımız yok. Evet. Bence petrol sanayimizin belli başlı şeyleri, binalarını getirmeye başladık arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bence arkadaşlar ya şu yolları da şöyle yapayım ben. Tamam bu ara yolları böyle sevdim ama sanki petrol sanayi bir tık daha böyle daha yakışıklı durabilir. Burayı da belki yapabilirim. Ben burayı da yapacağım. Şöyle bir gel bakayım. Azıcık. Şöyle. Evet, ben burayı da böyle yapmaya karar verdim. Yani tarım sanayisinde bu yollar güzel olmuştu ama sanki petrol sanayinde bu yollar daha güzel olacak. Böyle görmek istiyorum. Bakayım. Bir şey diyeyim mi? Evet, bence petrol sanayisi böyle daha güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kamyonlar böyle depoya gelmeye başladı arkadaşlar. Biz de bir tane daha buraya böyle bir depo gibi bir şey koyabiliriz. Bir bakalım ona. Şimdi neredeydi depolar? Şurada bir yerde depolar vardı. Ha. Mesela depo olarak ne getirebiliriz? Büyük depo var, küçük depo var. Büyük depo ne kadar büyük? Bu büyük bayağı büyükmüş. Şu nasıl? Açık depo mu bu? Üstü açık depo mu? Ürün deposu. Mesela şu olabilir. Bak burası böyle şey ürün deposu olabilir. Buraya biz petrol ürünleri getirelim. Evet. Petrol ürünlerini burada depolayalım arkadaşlar. Buradan şey yaparız. Salarız. Değil mi? Bir şu sanayi alana bir baksak ya. Şimdi neyimiz var neyimiz yok. Çalışmalar. Gelişmiş lojistik. Teslimatların ambalajlanması ve programlanması gelişmiş envanter ve araç takip sistemleri sayesinde daha verimlidir. Ekstraktör ve üretim binalarının depolama kapasitesini %20 artırıyor. Sanayi ve bakımını arttırıyormuş. İşçilerin sağlığı. Gelişmiş otomasyon. Üretim binalar. Şunu gelişmiş otomasyon buraya yapalım arkadaşlar. Biz bence. Hani gelişmiş otomasyon önemli bir şey. İnsanlar hani orada bir şey yapabilir. Gelişmiş otomasyon.
sistemleriyle robotları çalıştırırız. Daha güzel bir hale gelebiliriz. Ve arkadaşlar buraya ufak bir böyle bir klinik havası, klinik gibi bir şey vermek istiyorum. Bence bir tane buraya ufak bir klinik yakışır. Ufak bir klinik bakalım buraya. Kliniğimse gibi bir şey. Aslında en güzel şu duruyor. Böyle ufak tefek. Hani olur da bir yaralanma olur, bir şey olur. Hani onlar için bir klinik tarzı bir şey yapabiliriz. Aslında onu da biliyor musunuz? Şu tarafa doğru yapabilirim. Yapayım hatta. Bak şimdi. Şimdi bize nasıl bir yol lazım? Şunların düz yolundan. Heh. Sanayi yolu yapmayalım onu. Şöyle gel bakayım. Şunu aç. Heh. Şöyle ve şöyle yapalım. Bunu da bu tarafa getirelim. Ve bir de şunu da düzeltelim. Şurayı da düzeltelim arkadaşlar. Evet, buraya böyle kliniğimizi falan koyalım. Bana kalırsa. Burada böyle güzel bir hani kliniğimiz olsun. Yapalım. Bakayım nasıl durdu. Evet, hani işçiler hastalanırsa atıyorum. Bir şey olursa, bir sağlık ekibi falan gerekirse buradan gelsin. Bir tane de buraya şey yapalım. Şundan. Neydi bunun adı? İtfaiye. İtfaiye binası. Şunun bakımı ne? 1440 çok. Ucuz bir şey. 560. Evet, bir tane de itfaiye binası yapalım arkadaşlar. Bu tarafa gelsin bunlar. Burada ne yokmuş? Su. Hemen getiriyoruz. Şöyle. Peki suyumuzun durumu ne? İyi gibi. Elektrik. O da iyi gibi. Bakayım. Evet, bence bir şey diyeyim mi? Bu şekilde güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burayı da birazcık şöyle biraz ağaçlandırabiliriz. Biraz ağaç verirsek en azından şöyle yol kenarını kapatabilirim diye düşünüyorum. Şöyle buraları ağaçlandırabilirim. Gayet güzel. Evet, petrol sanayimizi şimdilik bırakalım, tamam mı? Petrol sanayimize böyle binalar falan geldikçe buralara binalar eklemeye çalışalım arkadaşlar. Yalnız şurada bir trafik tabii ki yoğunluğu var. Neden acaba? Şu yol dar mı gelmeye başladı? Dar mı geldi sana Ankara? Değil mi? Öyle bir şey. Dar geldi sana Ankara mıydı? Öyle bir şey vardı ya, şarkı. Güzel. Yani bence bu şekilde şimdilik kalabilir. Hatta şunları bile şöyle daha güzel oturtabilirim. Şöyle tam yola oturtalım. Evet, şimdilik bunu burada böyle bırakacağım dediğim gibi. Gel bakayım. Heh. Evet, bir iki de şöyle yaya yolu yapalım. Ama buraya bir yaya yolumuz da olsun. Bir böyle şey sanayi üst geçidi falan. Aslında bir şey diyeyim mi? Burası böyle bir göbek kaldırır. Veya burası. Bak buraya bir göbek falan gibi bir şey düşünebiliriz arkadaşlar. Bu arada niye böyle burası şey kalmış? Bir boyalı kalmış, onu anlamadım. Bak burası bir göbek kaldıracak. Çünkü burada arabalar çok birikmeye başladı. Sanayi araçları özellikle. Nereye gitmek istiyor mesela bunlar? Buradaki arabalar acaba böyle işten çıkıp eve mi gitmeye çalışıyorlar? Buradan evlerine gitmeye çalışıyor olabilirler. Aslında öyle bir değil mi? Öyle mantıklı olabilir. Adam buradan işe geliyor. İşten ne yapacak? Eve gidecek. Değil mi? Toplu taşımayı çekmedik bu tarafa. Bunu bir düşünelim. Buraya bir toplu taşıma projesi yapacağız arkadaşlar. Burası bir şey dursun diyelim şimdilik. Şuradaki çitim gitmiş yalnız. Onu bir düzelteyim hemen. Hemencik düzeltiyorum ve sonra burayı birazcık kendi haline bırakacağım. Çünkü dediğim gibi burası ufak tefek bir gelişsin. Tarım sanayisine yaptığımız gibi buraları da böyle bir ufak tefek bir şeyler yapacağız. Gireceğiz buralara da. Şöyle yapayım. Aynen, burası böyle kapalı bir yer olsun. Nedense böyle yapasım geldi. Hatta şöyle yapalım. Şu otoparkın şurasını kapatayım. Yap bakayım. Heh. Evet. Buradan da şurada böyle bir şey duvar çıksın. Bu tarafa doğru. Aynen ya, baksanıza da çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. Gel bakayım. Burada böyle otoparkı şey yapayım. Şöyle, hayır canım, oraya bağlama lütfen. Bak, o zaman sen bunu böyle yap. Ben onu oradan çekeyim. Sen onu oraya bağlıyorsun çünkü. Gel bakayım. Heh.
Evet, buraya arabalar park edilecek falan filan. Bir iki de ağaç atayım hatta. Çıkamıyorum gerçekten buradan. Bir şey yapmaya başladım mı? İnanılmaz bir şekilde devam ettiresim geliyor. Çok güzel, bakın şöyle çam ağaçları indirdim. Şu an gözükmüyor ama tabii. Biz şöyle o zaman bunlardan koyalım. Bak bunlar daha böyle bir gözüküyor. Bunlardan yapayım şöyle. Evet. Bence fena olmadı ya. Sanayi bölgemize yavaş yavaş gelişecektir. Trafik açıldı gibi. Bakayım. Evet, açıldı ya. O arabalar düzelecektir. Neyse arkadaşlar, şimdi yapmak istediğim şeylerden bir tanesi buraya başlamak. Burayı birazcık toparlayacağız, tamam mı? Çünkü yavaş yavaş şehri bu taraflarını toplayıp belki şuraya doğru ilerlemek istiyorum bölümler, birkaç bölüm sonra. Şurayı da şöyle bir güzelleştirmek istiyorum ama tabii ki öncelikle burayı toparlayacağız. Şimdi bize şöyle bir güzel binalardan lazım. Açıkçası şu sahil şeridine şöyle belki bir alışveriş binaları, işte şuralara şöyle bir şeyler koyabilirim diye düşünüyorum. Güzel bir cadde haline getirebiliriz burayı. Aynen, öyle başlayalım. Ve güzel evler indirdim. Onlardan da yapalım sizlerle birlikte. Şimdi bana şöyle bir alışveriş caddelerine bir bakalım. Nelerim var? Neler indirdim? Neler indirmişim? Şimdi özele basalım. Şuradan bir bakalım binalarımıza. Güzel alışveriş binalarımdan yapacağım sizlere buraya. Bakayım bir. Hemen bakıyorum. Hangisini indirmişim acaba? Görürsem size de göstereceğim de göremedim. Bir sürü var çünkü. Acaba şurada mıydı? Yükseklerde miydi ki? Evet, buldum. Bunlardan. Evet. Çok güzel bir yer yapacağım şimdi size. Şimdi önce şuradan bir kurtuluyoruz, tamam mı? Buradan bir kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir götürelim. Ve sen arkadaşım şöyle bir geliver şimdilik, bakayım bir. Hatta şöyle bir yere, uzak bir yere de gidebilirsin şimdilik sen. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Şimdi şurada bir tane köşe, bir tane binam var. Bakar mısınız? Harika değil mi? Çok güzel bir cadde yapacağım şimdi size. Şöyle bunu bir ayarlayabilirsem. Evet. Şöyle bir bakalım evimize. Ay çok güzelmiş bu, değil mi? Böyle bir alışveriş. Bak üstü ev gibi. Altı böyle alışveriş. Bak Subway var. Bilmem nesi var. Her şey var. Şimdi burası güzel bir cadde haline gelmeye başlayacak bir şeyler yaptıkça. Şimdi şunlardan hangisi? Mesela bunları birleştireceğim. Bak. Bu binaları böyle yapıyorum ya. Bunları buraya birleştireceğim. Nasıl? Tam birleşmedi ama bence bir şey değil mi? Çok güzel oluyor. Aynen, burası böyle güzel bir cadde haline gelsin. Bunu diğer arkadaşından da şöyle birkaç tane koyayım ben, tamam mı? Mesela bunlardan böyle karışık kuruşuk yapalım. Şu nasılmış? Bu da galiba başka bir köşe. Bu köşeden istemiyoruz. Tamam. Şöyle bunları birbirlerine yapıştıralım. Gel bakalım. Şöyle güzel şekilde gelirse. Bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel olmaya başladı. Ve şuranın ağaçlarını arkadaşlar şu bıcırıklarla değiştireceğiz. Şöyle. Küçük cam ağaçları yapalım. Bir bakayım mı nasıl oldu, nasıl durdu? Bence güzel durdu ya. Hani böyle çok etkilemeyecek burayı. Ve bunların arka tarafına da şöyle, arka tarafına da işte binalarımızı falan yapalım. Buradaki binaları da bir tık değiştirebiliriz. Çünkü zaten çok yüksek olmuş arkadaşlar bunlar. Hani biz de biraz daha görsel olarak bir tık daha küçükleri lazım bana kalırsa. Onu da hemen ayarlayalım. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Gel bakayım. Şunu aç. Sen şöyle gel. Tamam mı? Evet. Böyle gelebilirsin. Bu köşeyi döndük diyelim. Tamam. Şimdi şu arkadaşı da taşıyalım bir.
Gel sen buraya. Tamam. Şimdi buraya ben böyle bu binaların ufak olanlarından kendim koyacağım. Hangisiydi o? Eko şeyler. Eko bina. Evet, yüksek eko. Şunu kapatıyoruz, şunu açıyoruz. Peki. Buraya böyle bir tık daha güzel rezidanslardan yapalım. Ama hangisi güzel durabilir bizim için? Onu bir kontrol edelim. Bunlar güzel aslında. Mesela bunları beğeniyorum. Bunları böyle şeyle ikili yaptığımız zaman da güzel duruyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Mesela bundan böyle bir tane kopyalayayım size. Bak. Böyle. Nasıl fikir? Bak böyle yaprak gibi oluyor yukarıdan bakınca. Bence bir şey diyeyim mi? Bu sırada böyle bunlardan yapalım. Arka cadde öyle olsun. Şuradan kurtulalım. Şuradan kurtuluyoruz arkadaşlar. Şuradan iptal. Buradan kurtulalım. Buraya belki bir park gelebilir. Şu tarzdan şurayı yapalım. Şimdi şunları seçeceğiz. Şu ikisini seçeceğim. Seçtik mi? Ha, bunu kopyala. Aynen. Böyle. Aslında bir tane daha yapabilirim ya buraya. Şu yolu düzeltiriz sadece. Şu yolu silebilir miyim? Ha, tamam. Gel bakayım. Ne kadar gidiyor? Şunu şöyle biraz almam gerekecek bir dakika o yolu düzeltmek için. Gel şöyle. Şimdi seni böyle alabilirim. Bir şey diyeyim mi? Bence böyle güzel oldu. Ön taraf böyle güzel bir cadde. Arka tarafta böyle evlerimiz. Şuradan da biraz kurtulalım. En azından biraz çehresi değişsin buranın ya. Öyle bir şey istiyorum. Şöyle yapalım. Gel bakayım sen. Sen böyle yapacaksın. Sen buna birleşeceksin. Hayır sen buraya. Evet sen böyle birleşeceksin canım. Gayet güzel. Sizi de bir sileceğiz. Sen böyle gelip buna birleşeceksin. Evet. Bakın ön caddemiz daha böyle bir güzel hale geldi açıkçası. Ve buradan şöyle ara cadde atalım buraya. Yani yürüyüş yolu yapalım. Özellikle şu kırmızılardan yapalım. Şunlar kırmızı mıydı? Şu mu kırmızıydı yoksa? Evet, kırmızı olandan yapalım. Şimdi bir dakika, şunu tekil seçeceğiz. Ha, şunu uzat şöyle. Şunu da şuraya yap. Nasıl? Böyle ara sokaklarımız. Güzel. Bir iki tane daha bakayım şu şeylerden ekleyeyim. Commercial'lardan şunlardan yapalım. Mesela şu binadan kopyalayayım. Gel bakayım sen. Bir tık seni şöyle arkaya alacağız. Şöyle canım benim. Heh. Gel bakalım. Gayet güzel. Şundan kopyala. Yap bakayım. Nasıl? Bir şey diyeyim ben çok beğendim. Sadece şurası kalabalık böyle biraz. Burayı böyle bir azaltalım arkadaşlar. Burası bir azalsın. Bence bir şey değil mi? Güzel bir cadde haline geldik. Burası yakıştı. Şurası şöyle yürüyüş yolu olacak. Bu kısım şöyle yürüyüş yolu yapacağız. Yapalım. Burası böyle insanlarımızın yürüyebileceği bir alan. Belki şu tarafa doğru bile böyle gidilebilir. Bilmiyorum. Şuraya bir şey yaparız. Buraya bir şey koyayım. Dur bakayım. Şurada bir tane deniz feneri gibi bir şey vardı. Ne diye geçer ki o? Lighthouse mu? Dur buldum galiba. Heh bak bundan yapalım buraya. Böyle eski deniz feneri varmış burada mesela tamam mı? Bu eski deniz fenerine böyle hani buraya insanlar şeye geliyormuş. Ziyarete. Yalnız bunu mesela böyle yukarı nasıl alabilirim? Şimdi şunu seçtim. Bunu seçtim.
Object şeyine bunu böyle yapıyorum. Galiba bir şey diyeyim, yaptım. Gel bakayım şimdi sen. Evet. Evet, burada böyle eski deniz fenerine giden bir yolumuz var arkadaşlar. Böyle eski deniz fenerimiz varmış. Burada onda böyle bir parkı. Gel bakayım şimdi buraya. Dur, yanlış bastık ama. Şunu ver bize. Bir de şunu aç. Şöyle. Deniz fenerine gitsin burası. Böyle. Bir parkımız. Nasıl? Şöyle yapalım. Şuraya da şöyle biraz kıvıttıralım. Gel bakayım. Evet. Buralarda böyle bir kabin mobin bir şeyler koyarız şimdi. Bir bakalım neyimiz var onunla ilgili. Ne koyabiliriz? Ha bak, şöyle küçük çardak gibi şeyler koyabiliriz. Böyle insanlar buraya böyle geldiklerinde oturabilsinler hani bir şeylere böyle içine. Hani değil mi? Mesela deniz kenarında. Evet. Bence gayet yakıştı burası. Böyle deniz feneri parkı. Değil mi? Bir deniz feneri parkımız da oldu. Bir bakalım. Eski deniz feneri. Tinercilerin mekanı. Gerçekten tinercilerin mekanı gibi ya. Şey yıkık ama. Ama böyle şey hani tarihi. Kalsın orada. Nice. Güzel. Peki tabii ne unuttuk arkadaşlar? Kafe koymazsak olur mu? Olmaz. Buraya bir de kafe koyacağız. Şöyle şey vardı. Bir pakette kafeler vardı. Onlara bir bakalım. Hangisindeydi? Şundaydı galiba. Evet. Bak burada şu otellerde sidewalk kafe bilmem ne, restoran kafe bir şeyler var. Hangisi o? Sidewalk kafe. Heh. Mesela bir tane kafe koyalım buraya. Şöyle yap bakayım. Peki yürüyüş yolunu da şu kafenin oradan başlatırız, tamam mı? Kafenin oraya gelsin. Bence bir şey diyeyim. Burada böyle güzel bir kafe yakıştı. Bir iki de ben şimdi atacağım yanına. Gel bakayım canım sen. Şuradan başlasın. Aynen kafenin yanından bir yürüyüş yolu. Buradan böyle bu tarafa giden. Gayet tatlı eski deniz feneri yolumuza. Kafenin küçük bir otoparkını yapalım. Gel bakayım canım sen. Bir otopark. Evet. Ve şuradaki şeylerden kullanalım yine. Şimdi şunu kapat, şunu kapat. Ne açıldı? Kavak rafine tesisi 3'e ulaşmış. Tamam bak. Oyuncak fabrikası açılmış. Petrol sanayi deposu, büyük petrol pompası. Bunları koyalım. Bunları birazdan koyalım gidip sanayi kısmımıza. Şurada şeylerimiz var arkadaşlar. Alışveriş şeylerimiz. Kafelerimiz. Bak bunlar çok hoşuma gitti. Bak kafe görüyorsunuz mu? Bayağı güzel tatlı bir kafelerimiz var. Ve bir tane de büyük kafe koyalım. Masalı. Şunlar mı masalıydı? Hangisi masalıydı bunların? Şu mu? Bakayım. Aynen. Böyle. Burası da ufak bir kendi halinde kafeler, mafeler falan filan. Güzel. Alışveriş caddemiz de bence fena olmadı. Burası da yakıştı kendi halinde. Şimdi şuradaki aslında yolu bir şeye bağlamak istiyorum. Buraya su gelmiyor mu? Aa, buraya su gelmiyormuş. Onu düzeltelim hemen. Tamam. Ben de sana bağlayıverelim. Kalsın. Şimdi tabii ki burada böyle güzel bir yine meydan parkımız olsun arkadaşlar. Tamam mı? Onu da bir ayarlayalım. Şu evlerin ortasına şöyle güzel bir park koyalım. Onu da şuradan yapacağız. Şimdi yine benim o otel paketindeki parklardan vardı. Nerede onlar? Şurada mıydı? Bunlar alışveriş merkezleri. Ha şunlar doğru. Pond Park. Mesela bir tane şöyle gölet parkı. Bir tane yapalım buraya. Bir tık evleri bozacağız. Ama burası bir kentsele girecek yani belli. Burasının bir kentsele girmesi gerekiyor arkadaşlar. Buraya bir şey yapacağız. O parktan yapacağız. Ne kadar büyük bu? Böyle. Peki bunu böyle
Bu tarafa böyle yan mı koyalım? Yoksa böyle şeye doğru mu yapalım? Burada niye bu gürültü diyor? Çok mu gürültü var burada? Hmm, bak bunlar çok gürültü yapıyormuş. Peki şöyle yapalım o zaman. Şu iki evi iptal edelim. Şu parkı buraya doğru birleştirelim. Bak daha güzel bir fikir yapacağım şimdi. Aynen. Bunu buraya sokuşturalım. Ben şimdi bunu buraya yapayım. Tamam mı? Gel sen. Seni böyle buraya birleştireyim ben. Gel böyle. Bakayım. Aynen. Aa, siz de mi hasta oldunuz ya? Bu şey gürültü yapıyor mu? Ha, niye siz, bunlar niye hasta oluyor onu anlamadım. Şey peki, ağaçlı yola çevirsek, şu sokağa ağaçlı yol yapsak mesela, ağaçlar bir tık izole eder mi acaba o şeyi? Mesela şöyle bir gel bakayım geri kanki. Seni de şöyle yapalım. Seni birleştirelim şimdi. Ağaçlar bir tık izole eder mi acaba gürültüyü diye merak ediyorum da. Yani. Yani. Bir tık kısıyor bak sanki. Biraz pembeliğini azaltıyor. Gürültüyü azaltıyor gibi. Ama orası yoğun bir cadde canım benim yani. Şimdi ne olacak? Hani ben burayı böyle yapmak istiyorum. Hani sen hastalanacaksın diye bunu koymayayım mı? Ya da şöyle yapalım o halde. Tamam. Kıyamadım ben size. Şunu iptal edeyim. Bu şekilde olsun. Evet. Buradan da şey yapalım. Yol verelim buraya. Tamam. Siz hastalanmayın diye bak taşıdım. Bir tane binayı taşıdım. Gel bakayım. Evet. Şöyle burada da yine bir kırmızı yolumuz olsun. Evet, güzel sitemiz. Gayet tatlı. Şimdi burası tabii şöyle park olacak ya. Gel bakalım. Senden bir tane daha lazım bize. Nereden yapıyorsun? Buradan böyle dik mi geliyorsun? Nasıl geliyorsun? En şey buradan geliyor. Peki bu siteleri şunu ve şunu böyle kopyalasak bir tane daha buralara yapsak nasıl fikir? Şöyle döndüreyim. Hadi bu da böyle olsun. Ya da dur, hepsi aynı olsun. Tamam. Evet. Bir şey diyeyim. Bence çok harika bir site oldu orası. Gel şimdi. Seni şurada boyayayım ben. Aha bak. Valla harika bir site oldunuz siz. Çok güzel. Ben çok beğendim yani. Yakıştı. Buralara da böyle şey yapalım. Küçük evler falan gibi bir şeyler yapabiliriz. Veya bilmiyorum. Orası bir dursun bakayım. Ağaçlı dursun. Bu sitemiz güzel bak arkadaşlar. Tamam mı? Kendi halinde bakın yolu da var. Daha sonrasında buraya şey yapalım. Şöyle hani parkın devamı gibi birleştirelim birazcık. Şurayı bir sileyim. Aslında buraya bir şey de koyabilirim. Tam şu köşeye bir şey koyabilirim. Onu bir yapalım. Oraya bir şey yapıştıralım. Gel şimdi kankim sen. Bak. Böyle. Neresi boş değil? Her yer boş. Ha, oraya birleştirmiyor musun yoksa? Tamam. Sıkıntı değil. Sen böyle gel. Ben onu birleştiririm öyle bir yere. Ve bunu da şöyle caddemizin bu tarafına bağlayalım arkadaşlar. Gel bakalım. Ben seni buraya bir güzel birleştirmez miyim şimdi? Bak nasıl? Jilet. Seni de canım benim. Seni de böyle bu tarafa birleştireyim. Evet böyle. Ay. Böyle güzel bir şey oldu. Güzel bir meydanımız var. Şöyle küçük göl parkımız. Göl parkımızın da tabii ki şu tarafına bir şeyler yapabilelim. Yapalım yani. Şimdi bir dakika dur. Şu kafeli olandan versen bize. Bundan kopyala. Bundan kopyala. Heh. Tık tık tık. Evet. Bir tane kafeli olandan şuraya buna birleştirelim. Yap bakayım. Evet. Aynen. Burası kafe caddemiz zaten. Buradan da şöyle
Parkımızın arkasına bir yere de yine yol çekebiliriz bana kalırsa. Gel. Sen şöyle buraya bağlan. Aynen. Bak buradan da hani insanlar yine böyle parka yürüyebilirler. Değil mi? Bence güzel bir cadde olduk. Bir şöyle bir bakalım. Evet, evlerimiz falan en azından bir tık daha yola girdi. Şimdi buranın tabii ki ufak tefek ihtiyaçları var arkadaşlar. Ne gibi? Mesela sağlık şeyi yok burada. Hani ufak bir sağlık hizmeti ya da bir ne bileyim bak mesela yoga bahçesi olabilir. Yüzme havuzu gibi bir şey de getirebiliriz. Bak topluluk havuzu. Bak, topluluk havuzu buraya olabilir. Topluluk havuzu mesela topluluk havuzu gibi bir şey getirebiliriz. Buradaki evlerimize. Böyle bir hani burada bir havuz hizmeti. Göl parkımızın yanında. Şöyle gel. Evet. Ve buraya böyle bir sauna gibi bir şey de yapabilirim. Bir tane de sauna yapalım. Neredeydi sauna? Şu muydu? Hayır. Hangi saunaydı bunların? Şu mudur? Evet, sauna. Bir tane sauna hizmeti getirelim buraya. Şu yolu yıkmayalım ama ya. Şuraya mı yapsak sauna hizmetini de? Evet. Yok yok hayır. Buraya burada olacak. Kesinlikle burada olacak. Burası böyle şey hani. Bir yine böyle küçük bir hani sağlık kompleksi. Mesela saunası var. Havuzu var. Bence güzel oldu burası arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle küçük bir ağaçlandırma yapalım. Tabii ki. Şunlar nasılmış? Bakayım yeni indirmişim. Bunları yeni mi indirmişim? Şunlar nasıl? Küçük. Ha, şu juniper'lara bayıldım ya. Bunlar çok güzeller, değil mi? Bence çok tatlı ya bu ağaçlar. Güzel duruyor yani. Bilmiyorum da. Çok şey böyle hani bıdık bıdık. Ben beğendim. Bilmiyorum ama hoşuma gitti gerçekten. Güzel. Şuraya da böyle bir iki kafe atalım bak. Nerede şimdi o bizim Kent Park'ın şeyi kafelerinden? Hangisiydi Kent Park kafe? Park kafe evet. Park kafe yapıştır. Park kafe. Yap bakayım. Şimdi onu ben şöyle şu tarafa döndüreyim. Evet park kafemiz. Burada da böyle hani bir tane insanlar burada şey göl parkımızı gelip kafede de oturmasınlar mı değil mi? Bence burada yakıştı. Buraya da böyle ufak bir restoran gibi bir şey atabiliriz. Bak burası güzel bir cadde oldu böyle. Hani büyük binaların arasında güzel bir cadde. Buraya da böyle dediğim gibi bir tane bir restoran koyalım. Bir bakalım. Şöyle ne restoranlarım var benim? Özel. Düşük yoğunluklu mesela California Kitchen. Neymiş? California Pizza Kitchen. Şey güzeldi. Shake Shack vardı bir tane. Shake Shack binası. Ben onu seviyorum ya. Olmadı ondan koyacağım. Şu neymiş? Otherland Cafe Bar. Cafe Bar. Yap bakayım. Bu da güzel ama şey ya. Bir tık daha modern bir şey olsun arkadaşlar burası. Bana kalırsa. O Shake Shack'ten koyalım. Yaz bakayım. Shake Shack. Shake Shack. Burası Shake Shack ya belli. Shake Shack şöyle gelsin. Bunun yanına bir tane böyle yine ne yapacağız tabii ki. Sizler de artık öğrendiniz. Otopark koyacağız. Şuraya otopark sıkıştırmak istiyorum. Onu yapmam lazım. İçimde kalır. Gel bakayım. Aslında havuzun yanında da güzel oldu. Burada da bir kalabilir. Kopyala. Şöyle bunu buraya birleştir. Aynen. Otoparklı motoparklı. Tamam. Şimdi bir iki tane de ağaç atalım ve bu orta bölgeyi tamamlamış olalım. Bunlar ne kadar güzelmiş. Bak bunları yeni indirdim. Şöyle şey yapayım mı? Biraz palmiye malmiye atayım buralara. Yapayım mı palmiye falan? Böyle karışık kırışık bak palmiyeler. Biraz şık olsun. Şuralara koyabilir miyim? Heh. Biraz ufaklarından atalım şöyle bıcırık bıcırık. Buralar çok büyük olmayabilir. Bakayım. Heh. Palmiyeli meydanımız. Bir şey diyeyim çok güzel bir meydan yaptım. Gerçekten yine ben meydan yapma ustası olabilirim.
Galiba öyle olabilirim bak. Havuzumuz, saunamız, parkımız, göl parkımız. Aa, göl parkımız da çok güzel durmuyor mu? Böyle insanlar bakın tam sosyalleşmek için buraya gelecekler. Vallahi harika. Şurası da aslında şöyle emniyet köşesi gibi bir şey olabilir. Emniyeti buraya alabilirim. Emniyet binasını. Gel bakayım sen emniyet binası. Emniyet binası da bu tarafta bir yerde olabilir. Şöyle. Evet, bence emniyet binası arkadaşlar bu tarafta olsun. Buraları şöyle ağaçlandıracağım. Buralarda zaten bir şeyler olmayacak. Hani şey, insanlar bu ana şeyi görmeye gerek yok. O tarafa, o ana caddeye gitmelerine, görmelerine gerek yok orasının. Böyle burayı da şöyle tam bir site haline getirebilirim. Bakayım. Valla güzel çalıştık. Bak burayı harika yaptık. Fener, işte deniz feneri parkımız var. Güzel bir meydanımız var. Peki yavaş yavaş buraları da yapacağız şimdi. Yine çok güzel bir bina daha indirdim arkadaşlar. Sizi tanıştıracağım şimdi kendisiyle. Wave ismi. İsmi binamızın ismi Wave. Dur bakalım. Özel. Evet. Hazır mıyız? Nasıl? Bak buranın binası bu arkadaşlar. Kesinlikle burasını böyle kullanmak istiyorum. Burası böyle dalga konutları. Nasıl dalga konutları? Şu arka tarafı düzenleyeceğiz tekrardan. Ben burayı böyle yapmak istiyorum, tamam mı? Böyle şey. Burası özel bir site. Burası özel ve lüks bir site halinde olacak arkadaşlar. Böyle şey sitesi, dediğim gibi dalga sitesi ismi olacak. Burayı böyle kullanalım. Bir tane daha yapalım mı ondan? Evet. Nasıl dalga sitemiz? Bak burada evlerin şeyleri var. Önde giriş kısımları falan filan var. Gayet tatlı. Şimdi tabii bunun önüne bir tane şey yapalım. Şöyle güzel ben bir yol çekeyim. Yap bakayım. Burası güzel böyle şey kendi halinde bakın böyle. İşte insanların sosyalleşebileceği, yürüyebileceği, gezebileceği tarzda bir yer olacak. Şimdi tabii ki burayı da oturtacağız. Yavaş yavaş burayı da yapacağım arkadaşlar sizlere. Burayı boyasak mı, boyamasak mı? Boyamasak nasıl oluyor? Aslında boyamaya da bilirim bak. Boyamayabilirim. Ve o küçük palmiyelerden buraya çekebilirim. Aa, bir şey diyeyim, güzel oldu ha. Evlerin önünde de yapayım mı? Evet. Dalga sitesi nasıl? Dalga sitesi. Bir şey değil mi? Çok modern olacak. Şu arkadaki evler bir tık görüntüyü bozuyor. Onları da ayarlayacağız. Burası dalga sitesi arkadaşlar. Evet, ismini de buldum. Gayet güzel. Buradan böyle bu aralara bir şeyler tabii ki koyduğumuz, yaptığımız zaman daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. Daha şık bir hale getireceğiz burayı. Şimdilik dediğim gibi sadece bir adını koyalım buranın. Bir adı olsun. Peki şimdi ne yapabiliriz? Şuradaki evleri bir tık küçültebilirim. Yani daha tatlı durabilir. Aslında şeyi çok güzel. Hani duruşu güzel. Ama şuradakiler gibi bence ufaltabilirim. Aynen bak şu bina güzel, tamam mı? Bundan bir dakika. Bunu seç. Bunu kopyala. Ha. Bunlardan yapalım bak. Aynı şekilde şöyle. Burası böyle yaprak evler olsun. Nasıl böyle şey ya. Ben buna böyle şekil vereyim. Şunu birleştireyim bakayım bir. Gel. Evet bak bu mesela güzel. Buranın görüntüsünü açacaktır. Evet. Peki cancel'e giriyoruz. Zaten burayı yapma isteğim vardı arkadaşlar. Yani hiç kusura bakmayın. Burası düzelecek. Böyle olacak. Biraz cancel'e gireceğiz. Aman. Sil sil sil. Tamam şimdi. Siz iki arkadaş. Kopyalanacaksınız. Ha. Sizleri ben bu şekilde böyle koyacağım. Böyle.
Aslında böyle bir öne bir arkaya yapabilirim bak. Mantıklı geldi. Bir öne. Şunları şöyle. Şöyle gel. Bir öne bir tanesi öyle arkada. Bak evet. Bu şey mantıklı oldu. Şunu sil. Şunu sil. Şu ikisine kopyala. Aynen böyle. Bir böyle. Bir tane böyle. Sen arkadaşım gel. Sen şimdi git şöyle. Bakayım. Evet, bak daha böyle bir toplandı burası şey olarak hani evlerin arası da güzel oldu bana kalırsa. Boya bakayım burayı bir. Arka taraflarında otoparklarını falan yaparız. Şöyle bir burayı bir tık boyamak istiyorum. Böylelikle şey parkımız da bir tık daha hani şuradaki parkımıza daha böyle bir görünür hale geldi arkadaşlar. Bana soracak olursanız. Şu ikisine bir tık öne almam gerekiyor yalnız. Şöyle yapmamız gerekiyor, değil mi? Bir de aynı şekilde şu ikisini de şöyle bir tık öne almamız gerekecek. Gel bakayım. Çok mu öne aldık? Çok az, git bakayım. Heh. Aynen. Evet. Böyle burası yaprak evler. Yaprak evler. Bence bu şey tasarım benim hoşuma gitti. Peki şimdi tabii ki ne yapacağız? Bunlarla şöyle bir otopark yapmak istiyorum önlerine. Otoparkları da ben şöyle kendim getireceğim. Burayı arkadaşlar şöyle mesela bir otopark buraya yapalım. Bir tane de buna kopyalayayım ben. Tamam mı? Şöyle yapalım. Git bakayım sen birazcık şöyle. Heh. Evet. Bakın evlerimizin otoparkları böyle güzel oldu. Buraları da böyle ufak dükkanlar yapalım. Yine böyle eko dükkanlardan olsun ama ufak olsun. Şimdi hangisi eko dükkan? Ufak. Ticari eko. Vanilla. Seç. Evet. Şimdi buraya da şöyle küçük eko dükkanlar atacağız. Mesela nasıl? Güzel. Yap bakayım. Gayet tatlı. Şöyle uzunlamasına bir şey var mı? Yap böyle. Bir tane de bundan koy. Evet. Gayet güzel oldu. Şu uzunlamasına bir şey bulsaymışım iyiymiş. Uzunlamasına. Bak bunlar güzel. Bunlar. Bu. Siz. Sen. Evet, bir tane bundan, bir tane bundan. Bak böyle kendi pazarı marketi oldu. Pazarı marketi var önünde. Gayet güzel. Şimdi şurayı boş bırakacağım arkadaşlar. Bir feribot hattı getirmeyi düşünüyorum ya. Onu belki buraya sıkıştırabilirim. Hatta feribot durağını koyabiliriz şimdiden. Hangisiydi feribot iskelesi? Feribot durağı. Şu ne? Feribot garı. Şu feribot iskelesi. Buraya iskele mi gider peki? Bak buraya iskele gider gibi. Yalnız şöyle bir şey yapsak. Şunu. Şunla eşitle bakayım. Yaptın mı? Bunu bak. Bunu seç. Şuna eşitleyeceksin. Ha. Evet. Şimdi bak daha sıfır oldu. Güzel oldu. Ve bunu buraya bağlayalım arkadaşlar. Bunu böyle bir şekilde buraya bağlattırmam gerekiyor. Şimdi benim şu caddem hangisi? Şu caddeyi bulmamız gerekiyor. Hangisinden yapmışız biz oraya? Şunlardan yapmışız galiba. Evet, bunu buraya bağlayacağız. Peki. Şöyle yapalım. Şöyle daha simetrik olsun. Bunu da buraya bağlayacağım. Şöyle kendi küçük yoluyla birlikte. Gayet tatlı olacak. Bir dakika, akademik yıl. Geç geç bir dakika dur. Beni heyecanlandırıyorsun şu anda. Şöyle yapalım. Bu binayı belki bir tık büyütürüz.
Bunu da buraya bağlayabiliriz arkadaşlar. Bence bir şey değil mi? Güzel. Bu zaten şimdi çalışmayacak. Bunu kapatalım. Peki. Şimdi bize şey lazım. Şu arkadaş gidecek. Bu arkadaşı şöyle arka tarafa bir yere taşıyalım. Bana kalırsa şimdilik orada bir dursun, tamam mı? Burası da ne biliyor musunuz? Böyle feribottan gelenler burada böyle bir şeylere gitsin hani. Çay bahçesi. Böyle buralarda bir oturacak bir şey yapalım. Dur restoran mestoran bir şey bakayım şimdi ona ben. Hangisinden buluyorduk yine? Şu turizmde. Evet. Hangisi? Old Bridge Park Sidewalk Restoran. Evet. Başka neyim var? Turist Park'ım var. Side Cafe. Pond Park. Tiny Park. Şu. Tiny Playground. Ana küçük oyuncak şeyi varmış. Dur bakayım belki ondan bile yaparız buraya. Yap bakayım. Evet bakın bir tane böyle burada restoranımız var. Daha sonrasında şöyle yanına da bir şey yapalım bunun. Burası turistik bir bölge ya. Hani insanlar buraya hem turist çekeceğiz buraya. Hem de güzel bir alan olacak. Bir tane yine böyle bir kafe gibi bir şey yapabilirim. Sidewalk kafe. Yap bakayım. Gel sen böyle birazcık canım benim. Heh. Aynen böyle dur. Şuraya da bir şey uyduralım. Ya da böyle bir ofis binası gibi bir şey de koyabilirim bak. O da mantıklı şu an. Ofis binası yapalım. Şu. Şöyle bir şey yapsak mesela commercial mı ofis mi? Wall to wall ofis. Böyle büyük bir ofis. Tarafta. Ay şey çok güzel olmadı mı? Bak böyle mavi. Tam bir havalı bir yer haline geldik. Bana soracak olursanız. Çok güzel durdu. Kafemin yolunu boyamayacağım. Şöyle. Ya da dur bakayım. Şurası boyansa sıkıntı olmaz. Ya da dur bakayım ya. Ben buraya böyle komple boyayayım. Onu ayarlayacağım. Güzel. Kalsın böyle. Şuradaki yolu gitti ya. Ona ben bir tane bir şey uydururum. Güzel. Ona bir bakacağız. Gel bakayım canım benim sen. Şöyle güzel ağaçlarımızdan ver bize. Harikasın. Bu tarafa doğru da ver. Şuradan ver. Şuradan ver. Evet. Evet. Küçük palmiyelerimiz. Şu iptal olabilir. Kafemizde bir tık şöyle şey yapacağım. Ha, dur. Dönme öyle. Aslında bu tarafa doğru versek kafeyi nasıl olur? Masalar hani bu tarafta. Ya da girişi direkt orada olsun ya. Doğru. Girişi direkt burada olmalı. Aynen tam böyle. Bak şimdi feribottan indik diyelim, tamam mı? Feribottan indik ve oturacak yer arıyoruz. Kafelere gidebiliriz. İşte bu tarafta sağda böyle yine kafelerimiz var. İşte burada yine böyle büyük bir ofis binamız var. Hatta şu dışı bakın böyle balıklı gibi. Şeymiş, balığa benziyor. Şey burada klima var ya, klima tam bir balık gözü gibi olmuş orası. Değişik. Aynen. Bu tarafta böyle bir şey oldu. Şurayı bir tık ağaçlandıralım arkadaşlar. Burası böyle kendi halinde ağaçlansın. Heh. Evet. Burada şöyle dolduralım birazcık. Böyle miniş miniş ağaçlarımızı yapalım. Bir şey diyeyim mi? Bence çok harika bir proje çalıştık burada bugün. Şuradaki evlerimizi falan da böyle istediğim gibi yaptım. Tabii ki buradan birazcık böyle ara yollar falan filan güzel şeyler getirdiğim zaman daha da güzel olacaktır. Burayı da bir toplayayım bari. Hazır bölüm devam ederken. Şimdi şu iptal. Sizler çok tatlısınız. Ama ben bir tane mesela şundan istiyorum. Bir tane şu binadan yap bana. Hayır, bundan. Kopyala. Heh. Böyle ikinci bir gökdelen de bunun yanında olsun. Elektrik nereden gitti be? Aa. Ne oldu? Bir elektrik dalgalanması yaşadık. Şoklandık. Dur. O zaman birkaç pervane yapayım. Ya da bilmiyorum. Bir jeotermal patlatayım ben en iyisi bir yere. Şimdi şuraya bir yere bir jeotermal patlatayım ben. Bir dursun. Elektrik bir artsın. Elektrik bir ihtiyacımız var demek ki. Buraya da birkaç bina daha yapıştıracağız. Onlar da aklımda.
Bakayım nasıl oldu uzaktan bakınca. Bence bir şey diyeyim mi? Gayet tatlı bir yer haline geldik. Buranın eksiği biraz yüksek binalar kaldı. Aslında şuraya bir yüksek bina şöyle hoş bir şey seçebilirim. Bak buraya uygun yüksek bir bina yapalım. Bakalım ona da hatta arkadaşlar yine. Şimdi şöyle büyük bir ofis. Şık bir şey. Şık bir şey yapalım buraya. Hem buraya böyle uyacak hem de yakışacak bir şey bakalım. Kilburn Tower. Şu ne? Küçükmüş. Marineside. Marineside. Bir tık daha büyük bir şey seçebilirim. Şunlara bir bakalım mı? Bak bu mesela güzel. Güzel bir otele benziyor. Ya da şu Gold Coast vardı bir tane. Bak bu da hoşmuş. Yap bakayım be. Aa, bu çok güzel oldu buraya. Harika bence. Bir şey diyeyim mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Bu binayı buraya çok böyle cuk cuk oldu biliyor musunuz? Şeyi böyle duruşu. Şeyi şık oldu yani. Sil bakayım seni şöyle. Ve şuraya da arkadaşlar bir iki otopark daha atayım ben. Tamam, otoparksız asla olmuyor. Asla ve asla. Aynen. Bir tane de şu tarafına da yapabilirim. Evet, bu da bu binanın olsun. Gel bakayım şöyle. Biraz daha bitiştirelim. Bu da böyle kafelerin şeylerin, yerlerin. Evet. Gel bakalım. Bu caddemizi de şöyle düzenliyoruz hemen. Buraları bunlardan kullandık çünkü. Juniper. Neydi? Küçük Juniper. Neydi? Juniper. Juniper'lardan koyacağız hepsi. Buralar Junip. Evet. Küçük Juniper'lar. Bakayım. Vallahi bir şey diyeyim ya. Çok harika bir bölge yapmadık mı? Çok güzel oldu. Şeyi olarak böyle duruşu gayet tatlı oldu. Bakın böyle evlerimiz falan filan şeyleri. Tarz oldu. Yine parkımız, mini parkımız. Bir eksiğimiz var mı? Onu bir kontrol edelim mi? Eğitim durumunda nasılız? Mesela lise falan burada, üniversite lise hiçbir şey yok. Buraya böyle küçük bir şey atabiliriz aslında. Bir küçük elementary school. Şöyle bir okul. Okul binası. Emniyetin arkasında bir okul binası. Okul burada mı olsun? Nasıl sizce okul orada? İyi mi? Küçük bir okul binası. Ya da bir şey daha bakacağım. Acaba şöyle okul binası mesela şöyle köşede falan olsa nasıl olur? Mesela buranın okulu. Hani buranın okulu böyle şey küçük kolej şöyle bitişik. Şurada. Şöyle küçük kolej. Küçük okul binası. Ya bir aralarda olur ya böyle küçük ama orada biraz şey oldu ya. Dolu. Burası nasıl? Bir mutsuzluk, mutluluk, bir şeyler. Hayır ya. Bir şey diyeyim. Okulun yerini ben arkadaşlar burası olarak seçiyorum. Okulumuz burada hayırlı uğurlu olsun. Bence okulumuz burada. Böyle burada daha yakıştı. Emniyetin orada. Hatta buradan da şöyle küçük yine bir yürüyüş yolu vereyim ben oraya. Yap bakayım. Bak ha şundan. Şöyle buradan buradan böyle buraya. Aynen. Ağaçları niye sildin ya? O ağaç geri geliyor mu? Gelmiyor. Ben koyacağım oraya bir şey. Dur. Orası ağaçsız olmasın. Ver bakayım. Yap bakayım şöyle bir şey, bir iki bir şey koyalım. Heh. Güzel. Aynen. Orası ağaçlı olsun. Bir şey daha bakacağım. O da yine aklıma gelmişken. Bu az önceki kullandığımız şeyde böyle küçük oyun alanı vardı ya. Neredeydi o? Tiny bir şey işte. Tiny Playground. Heh. Yap bakayım be. Ana bak. Okulun yanına şey yaptık. Oyun alanı. Kreş. Gayet güzel. Tabii çocuklar buradan şeye kaçmasınlar. Bu tarafa.
Kaçmazlar. Şurada bariyer varmış zaten. Yola mola uçmasınlar. Evet. Burada ne var? Hırsızlık sorunu var. Emniyet gelmiyor mu? Karakol gelmiyor mu buraya? Buradan burası yola bağlı aslında. Bir karakolun buraya geliyor olması lazım. Allah Allah. Niye acaba? Bunlar yola bağlı değil diye mi oluyor? Ne oluyor? Yola bağlılar. Birden fazla sorun var. Çöp ve suç oranı. Bence gelecektir arkadaşlar. Bu da mı öyle? Suç oranı. Hayır. Buraya şey gelecektir. Emniyet gelecektir. Emniyet birimleri yoğun şu an çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Gelecekler oraya. Evet. Peki. Bence güzel bir alan oldu. Belki şu ortadaki evleri de bir tık değiştirebilirim. Ama bence fena da durmuyor. Yani bak şunlar şu güzel gibi. Bana kalırsa. Evet. Şu bir de şunları belki işte bir tık değiştirir. Şu cenaze hizmetlerini falan şöyle bir araya toplayabilirim diye düşünüyorum. Ama bana kalırsa gayet güzel bir bölge yaptık bu bölümde. Peki, o zaman burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. O zaman videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayın. Kanalımızı takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.